Bostancı Bağcıl sahasında Yonpaş Dumlupınar'ı konuk ediyor. Zekai Töre, Yusuf Bakar ve Sertan Alkın hakemliğini yönetiyor maçı. Dördüncü hakem Hüseyin Eyüpler. Zirve yarışında kayıp istemiyor Yonpaş Dumlupınar. Son haftalarda yakaladığı iyi süreç Bostancı Bağcıl zorlu rakibi karşısında sürdürmek istiyor. Sağ kanattan gelişiyor. Konuk Yonpaş Dumlupınar atağı, atak yönü sağ kanat. Atağı başlatan isim Mert yaptı ortasını. Kafa vuruşu noktada ancak öncesinde çalan düdük var. Serbest vuruş Yonpaş Dumlupınar'ın uzak mesafe. Yerden vuruş kaleci bu bölümde topun sahibi oluyor. Burak'tı vuruş yapan isim bir başka atak. Kafa vuruşu noktada yakın mesafe sonuç gelmiyor. Bağcıl'ın atağı gelişiyor bu bölümde. Yapılan vuruş kalecinin kontrolünde dışarıya gidiyor. Cemal'dı vuruş yapan isim. Sol kanat serbest vuruş Bostancı Bağcıl'da. Savunma uzaklaştıramadı. Türkan çıktı. Elinden kaçırdı. Boşta kalan top. Türkan iki hamlede topun sahibi oluyor. Sonrasında Zekai Tören'in çalan düdüğüyle ilk yarı 0-0'lık eşitliğe tamamlanıyor. İkinci yarıya Yonpaş Dumlupınar'ın vuruşuyla başlanıyor. Bostancı Bağcıl stadında. Gelişecek olan Bağcıl atağı ceza alanı dışı vuruş o noktada. Yine sonuç gelmedi. Bir başka atak Kemal'la başladı. Kemal yerden orta. Ceza alanı çizgi müsait pozisyon. Top asfaltla dışarıya gidiyor. Vuruşu yapan yine Cemal Cem saldı Bağcıl'da. Yonpaş Dumlupınar kullandı köşe vuruşunu. Sonuç gelmedi. Bir başka atak Yonpaş Dumlupınar'da devam ediyor oyun. Ceza alanı dışı uzak mesafe yapılan vuruş kaleci. Vuruş yapan isim o bölümde Ali Bayır'dı. Ancak sonuç gelmedi. Bağcıl'ın atağı ileri atan uzun bir top. O topu hareketlenen isim Zekai Serdar oluyor. Zekai savunma markası rakiplerinden sıyrılıyor. Yaptı vuruşunu. Müsait pozisyon top dışarıya gidiyor. Zekai ile bu pozisyonu değerlendiremedi Bağcıl takımı. Bağcıl'ın kendi alanından bir başka çıkma düşüncesi var. Zekai Türe ilk maç bu kadar diyor. Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanıyor.